Herkese selamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Martı, Semih ve Serhat. Bugün Semih'in 4 kuyu Voles ile oynadığı 5 handikaplı bir oyunu inceliyoruz. Sesim geliyor umarım. Vallahi iyiyim ben de. Devam. Beyaz bir boşluklu yüksek yaklaşıyor. Pin sıra attık. Beyaz yüksek yaklaşmacı bir karakter ve o dışarıdan yapıştık. Beyaz da keyma ile buraya yapıştı. Hane ile geriden alıyoruz. Beyaz geri çekti. Ve böyle bir hamle. Biraz değişik yani. Hane yaptık, beyaz geri çekti. Normali bağlamak olur. Ya da mesela başka bir hamle yapacaksak bu taşları bağlayabiliriz. Ama böyle yapınca şimdi beyaz hane yaptığında da önünü kapatamıyoruz. Beyaz kesip alabilir bu taşı. Geri çekmemiz lazım. Beyaz buradan hane yaptığında da önünü kapatamıyoruz. Yine geri çekmemiz lazım. Ama mesela bu ikisinden birini yaparsak eğer, mesela burayı bağlarsak en azından beyaz hane yaptığında önünü kapatabiliriz. Ya da bunu geri çekersek beyaz hane yaptığında biz de hane yapabiliriz. Ama böyle sağa gidince ne bu taşa faydası var ne bu taşa faydası var tam olarak. Çok güzel şekil değil. Beyaz hane yaptı, geri çektik. Beyaz base yapmış. Beyaz D6 değil de D7 oynadığımda. Ha, iki boşluk büyüksün. Yani yine bu şekilde cevap vermek doğal. Beyazın bu hamlesi çok çekici bir hamle değil aslında. Neden? Mesela beyazın taşı burada olduğu zaman en azından köşeye keyma yapabiliyor. Köşeye girdiğinde taşlar biraz bağlantılı. İşte alttan bağlanmaya çalışabiliyor sentede. Ama taş yüksek olduğu zaman şimdi böyle yapsa siyah kocaman köşe aldı. Girip köşede yaşasa bu taş biraz anlamsız bir yerde kalıyor. Ha, o yüzden normal yine cevap verebiliriz. Çok garip bir şey yapmaya gerek yok. Eğer yüksek yaklaşırsa yine böyle oynayabiliriz. Ya da mesela altına yapışabiliriz. Böyle oynayabiliriz. D7'den sonra C4'ten yapışırsa beyaz. Geriden almak mümkün her zaman. Bu okey. Ama içeri hane yaparsak beyaz muhtemelen kesecek. Burada işler biraz karışıyor. Yani bir sürü şey olabilir. Ne olabilir? Mesela uzadık. Beyaz atari çekti. Uzadık. Beyaz kapattı. Atari yapıştık. Atari ve tenuki. Böyle bir şey olabilir. Ama bu savaştan birçok şey çıkabilir. Bu basit olan. Siyah bununla sıkıntısı yok. Ama siyah bakıp da ben etrafta çok güçlüyüm, beyazı burada mahvedeceğim derse savaşmaya girişebilir. Oynadığımızda beyaz içeriden alırsa. Bu önemli soru. Bunun daha standart versiyonu olan Komoku'daki versiyonuna da bakalım. Burada da siyah aşağıdan yapıştı. Beyaz içeriden alıyor. Şimdi bir kere ilk hamlemiz sağ üste bakalım. Sağ üstte siyah şimdi kesin nereye oynayacak? Tek hamlemiz var beyaz içeri hane yaptığında. Ha, kesmek zorundayız. Beyaz eğer burayı çünkü bağlarsa o zaman çok sert içimizden geçmiş olacak. Taşlar ikiye bölünmüş oluyor. O yüzden bunu kesmek zorundayız. Kestik. Şimdi beyaz mesela ne yapacak? Kim sormuştu? Semih sormuştu. Semih beyazın böyle yapmasından endişe duyuyor. O zaman beyazı verelim. Siyahı da papata veriyorum.
Tamam bakalım. Şimdi bir kere siyahın dönmesi sente mi? Siyahın dönmesi sente mi? Eğer cevap vermezsek döndük, beyazı yaşayamıyor. O zaman siyah döndüğünde beyaz cevap vermek zorunda. Ve sıra siyah da oynadı diyelim. Sağ üstteki pozisyona bakıyoruz. Beyaz köşede yaşadı. Dışarıda bölen taşlar aldı ama dışarıdaki siyah taşlar gayet güçlü. Ve bir de bu oyunda tabii tengen de var. Merkezdeki beyaz iki taş neredeyse ölü gibi duruyor. Beyaz bir noktada onları kurtaracaksa bayağı kaçacak. Zayıf grup. Siyah her tarafta alan yapacak. Tengende taş olmasa bile. Güzel bir sonuç bu siyah için. Yani. Geri dönüyoruz. Beyaz uzadığında iki taşın kafasına basmak vital point. Hayati nokta. Önemli nokta. Şunu böyle beni memnun edecek kelime bulamadım abi. Böyle iki taşın kafasına bastığımız zaman atari çekince iki taş ölüyor. Böyle yapamayız. Buradan gideceksek de beyaz yaşamak için çok efor harcıyor. Bir daha oynaması lazım. Oynamazsa mesela burayı devam ediyor. Şimdi siyahın dönmesi sente ama siyahın hanesi de var. Siyahın hanesine köşeden cevap verirsek ne olacak? Kesik uzayabiliyor muyuz? Kesik uzadığımızda her şey öldü galiba. Biraz incelebilirsin ya. Hiç uğraşmayalım kesik uzamakla. Direkt kapattık mesela. Ha bu da ölüyor ki. Aynen bu da öldü. O zaman siyah hane yaptığında beyaz koruyamıyor bile burayı. İttirmesi lazım. Yani siyah dışarıda çok güçleniyor beyaz içeride yaşamakla uğraşırken. Zar zor yaşıyor beyaz. O yüzden böyle hani yapıp da içeride uzamaya çalışmak biraz zor beyaz için. Başka yapabileceği şey beyazın mesela atarı çekti, bağladı, oynadı. İçeriye hani yaptıktan sonra en basitçe devam edebileceği şekil bu. Ama bunda da yine daha fazla aldı siyah. Çünkü yok. Yani bu daha iyi beyaz için. İkisini kıyaslayalım. Birinde böyle. Diğerinde böyle. Daha çok alıyor siyah. Bu hamle hane. Bu hamle ise hanedashi olarak geçiyor. Aslında farklı hamle. Ve bu hamle çok kullanılan bir hamle değil. Yani beyazın etrafta çok güçlü olduğu varyasyonlarda genelde beyaz böyle bir hane yapabiliyor. Yoksa karşılıklı iki taş varken bu şekilde biri diğerinin altına yapıştığında çoğu zaman geriden alıyoruz. Sol altta da benzer. Kesin keseceğiz. Beyaz eğer içerideki taşı yaşatmaya çalışırsa iki taşın kafasına basmak vital point. Sonrasında beyazın güzel bir sonuç alması kolay değil. Genelde siyah iyi sonuçlar çıkıyor. O yüzden düz köşe jösekilerinde etrafta çok özel durumlar yokken bu şekilde yapıştığında siyah böyle haneyle geriden alabiliriz. Oyunda buraya kadar oynadık. Beyaz base yaptı ama hani büyük. Hani iyi bir alabilir. Çünkü bu atari çok fazla büyük olur. Beyaz çok çevrelemeye başladı. Böyle döndüremeyiz etrafımızı. Bu hani büyük oranda sente. Sonra da oynayabilir beyaz. Hani güzel değil. Hatta bir kere daha ittirmeyelim. Sonra siyah alt kenar. Yani bu taş burada olsa daha güzel bir şekil.
Neden? Çünkü beyaz hane yaptığında tekrar hane yapabiliriz. Ya da bu taş burada olsa daha güzel. O zaman bu taşa ihtiyacımız olmayacak. Ha, ya da bu taşı da buraya alacağız. Daha güzel dizilimler. Beyaz girdi, pincer köşeye girdik, bölüyoruz, ittirdi. Ha ne? Oo. Ha, beyaz alttan almış, double hani. Kesip şoseki'ye döndük. Ha, ilginç. Şimdi boş tahtada bakalım. Köşeye girdi. Normalde josekimiz nasıl? Beyaz ittirince siyah düz gidiyor. Siyah iki tarafta da beyaz taşlar olduğunun farkında ve bölerek gitmekten ve çıkmaktan memnun. Ama siyah hane yaparsa, şimdi arkada da taş var ve burada bir kesme var. Beyazın bu zayıflığını nasıl kullandığını biliyor musunuz? Hane eskiden yanlış hamle olarak geçerdi. Ama AI bazen kullanıyor, düzgün devamını getirebilirsek. S16 hane yaptık, kapattı, bağladık, kapattı. P16 kesmesi biraz tehlikeli değil mi siyah için? Bu savaş ne olur? Söylemek zor. Ama siyahın başı biraz belada. Beyazın daha da kitap hamlesi düz aşağı inmek. Eski Joseki kitaplarında siyah hane yaparsa beyaz düz aşağı iner diyor. Siyah tekrar bölerse direkt kesiyoruz. Beyaz kestiği anda ya bu siyah üç taş ya da bu siyah tek taş ölüyor. Nasıl? Eğer bu tarafa oynarsak bu taş zaten direkt ölüyor. Eğer bu taşı kurtarırsak da beyaz buraya dönünce 3 taş direkt ölüyor. Ama sonra AI geldi dedi ki yap dedi hani çok problem değil dedi. Beyaz aşağı inince dedi ama burayı bağlaman lazım. Beyaz alttan bağlandığında da böyle tamamlayacağız şeklimizi. Eğer böyle oynayacaksan ve bu sonuç tahta için kabul edilebilirse bu olabilir dedi yapay zeka. Aynen. Oyuna dönüyoruz. Beyaz alttan hane yapmış. Yine siyah için düz uzamak daha güzel hamle. Düz uzadık. Pardon, beyaz hanesini bağlamasını alıyor ve zıplıyor. Bu okey bir devam. Devamında keyma ile devam edebiliriz. Sağ üstte oynayabiliriz. Bunlar göze parlayan hamleler. Bu da göze parlayan bir hamle. Beyaz alttan alınca double hani olabilir. Peki beyaz böyle bir şeyler yapabilir mi? Sanki yine bağlanıyor alttan. Kesmeye kalkarsak Atari ama zor değil mi? Gerçi Atari burayı mı bağladı? Böyle yapabilir sanırım beyaz. Oyundakinden daha iyi olabilir. Zayıflığı hiç kullanmadı çünkü. Bir de double hani yapıyoruz ya. Atari ile kesiyoruz. Hatta düz uzamak sert olur. Alttan hani siyah dönüp alacak, beyaz da koruyacak mesela. Oyunda böyle oynadık. Siyah için sıkıntı yok. Keyfi yerinde siyahın. Ve san. Böldük. Beyaz ittiriyor. Düz. Düz gitmek güçlü hamle. Bu gibi şekillerde. Sapa sağlam böleceğiz ikiye. Bizim zayıflığımız olmayacak. Siyah bütün bir parça halinde o beyazın iki grup birbiriyle alakalı hiçbir şey yapamayacak artık. Eğer hane yaparsak
Yine bir sürü şey başlıyor. Keserse, hani yaparsa acı başlıyor. Mesela bu pozisyonda da beyazın hane ve bağlamayı aldığını düşünelim. Şimdi beyaz taş kötü yerde duruyor. Beyaz taş normalde burada duruyor. Burası vital point. Kaplan ağzı noktası. O yüzden yüksek yaklaşınca köşeye girmek daha zor. Bu iki taşın arasındaki uyum çok güzel değil. Keyma. Yine çeşitli zayıflıklar başlayacak. Aynen. Beyaz daha ne yapmış? Yani belki başa çıkabiliriz ama gerek yok. Düz bölerek devam. Beyaz hane yaptı. Ne yapıyoruz? Geriden aldık. Beyaz bölüyor. Bu can sıkıcı bir içinden geçme. Yani beyaz hane yaptığında neredeyse kesmek zorundayız. Beyaz mesela böyle hane yaptı. Aldık bu taşı merdivende. Beyaz bağlandı gibi şeyler olabilir. Nasıl koruyalım? Böyle koruyabilir miyiz? Eğer böyle vereceksek üst tarafı komple bir de bağladık. Beyaz böyle dönmüş. O zaman bu taş ne zaman gelmişti o taş oraya? Ha, şimdi. Aynen siyah uzuyor, keyma yapıyor ve sonra o taş gidiyor komple. O zaman bu keymanın hiçbir anlamı olmadı. O zaman düz gidebiliriz. Mesela düz gittik, beyaz keyma yaptı. Bu ikisini kıyaslayalım şimdi. Siyah bu şekilde daha çok bastırabiliyor. Şimdi beyaz biraz daha fazla alan aldı. Aynen siyah boş üçgen de yapıyor. Şekil kötü oldu böyle. İttirdik. Hani beyaz için lezzetli bir kaplan ağızlı hani. Siyah hani kapattık, bağladık ve beyaz bağladı. Okey. Siyah zıpladı. Hani güçlü hamle. Neden hani olmasın? Hani devamında atari çekerim diyor. Beyaz uzarsa ittirmeye devam edebiliriz. Beyaz hani yaparsa nasıl oynarız? Doğal akışımız. Kestik ve aynen. Uzamak doğru akış. P17 gereksiz miydi? Mesela tenik yaptı diyelim beyaz. Kestik. Gereksiz demek zor. Ama ne yapabiliyor şimdi siyah? Ona bir bakmak lazım. Mesela atari çekip bağlarsa. Bu da önemli hamle. Beyaz için Tesuji kitabı hamlesi. Beyaz nereye oynar? Bunu bir oynatalım bakalım neler olacak. Beyazı Papat'a veriyorum. Siyahı da Berkant'a veriyorum.
Seki mi? Beyaz öldü. Böyle ko. Değil mi? Siyah ko'yu alıp sonra beyaz atere çekebilir. Bu ko oldu. Geri alıyoruz. Siyah böyle değil de daha güzel bir hamle var mı? Kessek daha iyi mi? Dışarıdan gelirse yedik yine aynısı oluyor. Böyle ko. Kim önce alıyor ko'yu? Bir daha bakalım. Önce beyaz alıyor. Ama ko. Geri aldık. Direkt öldürmenin bir yolu var mı acaba? Ko istemeyiz. Beyaz taşı yemedin. Burada yedim. Beyaz böyle mi yesin? Bunun faydası yok galiba. Bu hatta direkt ölmesine sebep oluyor. Böyle ko o zaman. Bunda hemfikir miyiz şu an? O zaman geri dönüyorum. Siyah P18 sonrası. Ha, şu an hamle lazım. N18 olmaz, hemen ölür beyaz. Ha, ölmez mi diyorsun? Böyle oynaması lazım aynen. Bundan da mı garip şeyler oluyor? Bu da kova olacak. Sanıyorum böyle de kova oluyor. Böyle olursa, ha böyle öldüreceksin ya. Kovaya gerek yok. Değil mi? Bu hani öldürüyor. Geri döndük. Beyaza direkt öldürecek hamle istiyoruz. Ben beyazı oynarım ve direkt öldürürüm diyen var mı? Alper gelmiş. Alper beyaz oynar öldürür. Discord'a geldi mi? Selam Alper, hoş geldin. Beyaz oynar öldürür. Q19 aynen. Q19 Tesuji. Kova mı oluyor yine? Direkt ölüyor değil mi? Yani Q19 değişik bir Tesuji. Eğer siyah hane yaparsa Atari ve döndük.
Direkt öldüren tek hamle Q19 sanıyorum bu pozisyonda. R19 yaparsak yedik mesela. O19 da gerçi burada öyle yapmasak da oluyor galiba. Aynen. Ama bu haneyi beklemiyor insan, değil mi? Bu hani Tesuji olarak geçiyor. Değişik bir hani. Nereden geldik buraya? Aynen. Yani siyah kestiğinde bir şey yapamıyor böyle oynarsa. Ama başka şeyler var. Mesela böyle şeyler yapabilir. Ama çok da yok edici değil diye tahmin ediyorum. Aynen, önce beyaz alıyor. Çok da yok edici değil diye tahmin ediyorum. O yüzden şart olmak zorunda değil belki de. Ama koruyabiliriz. Küçük de değil. Ama büyük ihtimalle korumazdım diye tahmin ediyorum. Siyah zıpladı. Siyah için hane daha güçlü dedik. Ve beyaz ikinci sıradan buraya yayılarak giriyor içeri. Oo, siyah araya daldı. Yani iki tarafta güçlüyüz, kabul edilebilir. Beyaz bölerek çıkıyor. Biz de Kosumi'yle çıkıyoruz. Oo, çok iyi. Böyle içimizden geçirmiyoruz. Kosumi hoş. Beyaz göz yaptı, bölerek çıktık. Beyaz ittiriyor. Hani beyaz kesti. Bu tarafı çektik. Beyaz atari bağladı. Buraya kafa attık, beyaz bağladı. Şimdi ittirdik, içimizden geçirdik. Oo. Demin geçirmemiştik, ne güzel. Kosum yapmıştık. Nerede o? Ha, burada. Böyle yapmadık, değil mi? Burada böyle yapmayıp kosumi yapıyorsak eğer, o zaman burada da böyle yapmayıp yine kosum yapacağız. Şimdi biraz daha geriye döndüm. Beyazın iki tane ciddi zayıf grubu var. Bu taşlar ve bu taşlar. Beyaz bunu kaçıyor. Hemen bunu bir kapatıp sorabiliriz. Oynadığımızda beyaz yaşamak zorunda. Mesela bağlantıyı kestik. Şimdi bu gruba tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz. Hane yaptığında da beyaz kesti. Bu tarafa uzarsak beyaz atari çekip bağladığında bu şekline yine ikiye bölünme şekli. Bu çok hoşlandığımız bir şekil değil. O zaman kestiğinde bu tarafa çekebiliriz. Beyaz aldı mesela atari. Kapattık. İki zayıf grup beyazın hala. Durum ciddi. Bunu yaşatırsa muhtemelen yaşayacak ama yani çok ince. Burada nasıl oldu? Kafa attık, ittirdik, beyaz içinden geçti, uzadık. Beyaz kafa atıp yaşadı. Şimdi kalan beyaz gruba saldıracağız. Ve bağladık. Mesela şu an bu taş burada olsa biraz daha hoş olacak, değil mi? Bir hamle daha harcayacaksak bile daha verimli harcayabiliriz. Beyaz Kosumi ile çıktı. Kafa atıyoruz ve aşağıya oynadık. Bu kafa atmak yine üst taraftaki taşlara zarar veriyor. Şimdi aşağıya oynadığımızda beyaz iki taşın kafasına basıyor. Yani 3 taşın da diyebiliriz ama burada kesme var. 2 taşın kafasına basmak kadar sert bu aslında. Direkt hane yapamıyor çünkü siyah. Direkt ölür. Yani 2 gibi hissettiriyor. Aynen. Neden? Çünkü mesela 3 taş olduğunda normalde hane yaptığımızda siyah hane yapabilir yine. Ama double hane yapabilir beyazla.
Ama direkt kesemez. Ama burada bu olduğunda şimdi hiç önünü kapatamıyoruz. Bu dönüş bayağı sert. Siyah buraya zıplayacaksa direkt de zıplayabilir. Beyaz oynadığında ince gibi. Ama başa çıkılabilir. Çıkılamıyorsa o zaman başka hamle. Mesela keyma. Şimdi sıkıntı yok. Yani beyazın bu hamlesinin sente olduğunu düşünüyorsak o zaman siyaha şimdi hamle seçerken bu daha güzel şekilde ama böyle yapmaktansa. Yani bu bile olabilir belki de. Bu kafaya gerek yok. Bu kafa da bir çeşit içinden geçme şekli aslında. Buradaki şekil kötü oldu baya. En başta içinden geçmesel bilgilerle ilgili güzel bir hamle gösterdik. Nerede o? Burası. Ama üstüne içinden geçmesel bilgilerle ilgili iki kötü hamle geldi. Birincisi bu içinden geçiriyor. İkincisi de bu kafa aynen üst taraftaki taşlara zarar veriyor. Aynen çok yakından. Yani bu sanki şey gibi. Atari Go'da taş kaçıyor. Böyle yetişmeye çalışıyoruz gibi yani. Böyle yetişemeyiz ama. Daha uzaktan uzaktan geniş geniş çevriliyoruz o yüzden. Şimdi bu dönüş aynen boş üçgenle cevap verdik. Bir daha ittirdi, bir daha sente. Ve sonra kaplan ağzı. Beyaza pek de saldırabiliyoruz gibi durmuyor artık. Tengendeki taşımız diyor ki abi diyor yanıma böyle bir şey geldi yani bu. Tengendeki taş bu işten mutsuz. Tengendeki taş istiyor ki bununla güzel bir ilişki kursun. Bu hatta birlikte kapatsınlar. Ve beyazı aşağıda yaşamaya mahkum edelim. Mesela direkt oynarsak, hatta buradaki zorlayıcı hamleyi kullanacaksak bu yönden kullanalım. Ki direkt kullanmamıza gerek yok. Mesela kapattık. Beyaz şimdi buralardan çok da çıkamaz. O yüzden beyaz buralara mahkum ve işi de kolay gözükmüyor. L8. Mümkün, mümkün. Mümkün. Yani bu aşağıdaki çok da sıkıntı çıkaramaz gibi. P12. P7'deki bağlantıdan. Yani böyle yaparsak bir sıkıntı yok değil mi P7'deki bağlantıdan? Araya falan giremez. Atari çektik, bağladık. Beyaz ortada şeklini yaptı. Hani ittirdik ve keyma. Beyaz buraya giriyor. Bu taraftan hani kabul. Beyaz kesti. Aşağı sürdük. Kapattık. Aynen çok bir şey çıkaramıyor beyaz. Zayıf grubundan zıpladı. Aşağıyı solit bir şekilde savunduk. Beyaz mekanı terk etmeli. Kapattık. Birazcık yavaş hissettiriyor beyazın hamleleri ve dışarıdan dönmeye başlıyor. Yani beyazın buradan gitmesi lazım. Uçarak çıkacak buradan önce bir. Sonra bunlara bakabiliriz. Yaşamaya çalışmaya başlayınca. Siyah dışarıdan piyip. Ama beyaz biraz güçlü orada bahsetmiştik. O yüzden ittirip aşağıya uzadık. O zaman beyaz merkezdekini dönüp aldı. Biraz yakın aynen.
Beyazı içeride tutmak istiyorsak mesela keyma. Bu pipin beyaz şekil üzerine çok bir etkisi yok. Mesela buradan girip kesip parçalıyor olsak yine kullanılabilir belki ama şu an beyaz per aynen birazcık daha kendine pip. Kenarda bir göz yapamaz mı? Beyaz yapar yapmasına ama saldırıyoruz. Yani mesela oynadığı bu hatta sentemsi sanırım. Bir dakika beyaz direkt tepeden de ittirebiliyor. Ama o zaman böyle kaçabiliyor muyuz? Kaçamıyoruz. O beyaz böyle çıkabiliyor mu? Kafa attık yok böyle çıkamıyor değil mi? Çıkamıyor çıkamıyor. Ama bu sente yine kafa atarak koruyabilir miyiz? Yani beyaz yaşar yaşamasına. Ama biz de bu sırada sente hamleler kazanıyoruz. Mesela bu keymayı alsak ve beyaz yaşamak için içeriye hamle yapsa yine belli oranda çevrildik. Ama beyaz güçlendi. Aslında beyaza çok daha rahat saldırabilirdik bu noktada. Beyaza merkezde böyle bir şey verdikten sonra artık çok da saldıramıyoruz. Çevreleyemiyoruz çünkü vakit alıyor. Siyahın buraya oynaması lazım, buraya oynaması lazım. Hala beyaz çıkıyor. O yüzden artık çok saldıramıyoruz. Pipimiz ittirildi, kesildi. Merkeze doğru çıktı beyaz. O içeri hala. Bu tamam sentem ama geri çektik. Bu sefer bu atariler başladı. Bu olmaz. Ah, beyaz içeri attı. Yani beyaz devam edebilir. Atari bölmeye devam. Buradan bölmek lezzetli ama çok bir yere gidemeyecek herhalde ama beyaz dışarı da çıkmış durumda zaten. Buradaki koyu korumak istiyorsa iki tarafta kesme var aynen. O zaman mesela bağlayacak. Siyah bağladı, beyaz bağladı, siyah bağladı. Ama siyah burayı da bağlamak zorunda olmayabilir. Ko. Bakalım siyah aldı. Beyaz atari. Siyah bağladı. Problem. Beyaz bağladı o zaman siyah kurtardı. Oo, bu taşlar gitmiş oldu. Yani beyaz için bu içeri atma biraz sıkıntılı. Neden? Siyah yedi. Ve siyahın bağlaması sente. Siyahın bağlaması sente ise yani içeri atma çok bir şey yapamaz gibi. Şu an beyaz tenüki yapacak. Nasıl tenüki? Dışarıdan devam mesela. Siyah oynarsa koruyacağız. Siyah keserse gote. Oyun sonumsu burayı kesmesi. Şimdi siyah bedavadan kesmiş gibi oldu. Değil mi? Sanki şöyle gibi oldu. Bakıyoruz tekrar. Nasıl gibi oldu? Mesela beyaz atari çekti, siyah bağladı. Beyaz oynadı ve yani içeriye fazladan esir de koydu. Kafam karıştı. Ama bu aynen faydası olmadı beyaza. Dışarıdan devam ediyoruz. Beyaz kesti. Atari. Bağladık. Beyaz hala kaçıyor grubu. Bu bağlama bu arada bu taş ölü. O zaman mesela burayı da bağlayabiliriz. Bu bir kesme değil. Değil mi? Bu garip bir şey bu.
Beyaz taş bağlı zaten. Bu kötü şekil olmuş. Boş üçgen. Böyle de koruyabilir beyaz. Daha dışarıya etkili bu. Pip geldi. Direniyoruz dışarıdan. Siyah çevrelemeye çalışıyor. Bitirdik. Beyaz bağladı. O kestik. O zaman beyaz buradan bayağı rahat çıkıyor. Bunu mesela kapatsak, beyaz bağladı, keyma yapsak, grubun tamamına saldırmaya devam edebiliyorsak daha iyi. Kaçmaya devam etsin. Biraz inceyiz. Biraz inceyiz. Böyle kesince zıplayarak çıktı direkt beyaz. Yani kalan hamleler büyük hep. Mesela burayı kapatması siyahın üst taraf açısından, bu bölge açısından büyük. O yüzden lezzetli bir içinden geçme. Siyah pip bağladık. Burayı bölmeye çalışıyoruz hala. Ama biraz işte çok saldırdık. Şimdi bundan sonra siyah dağılmaya başlayacak diye bekliyorum. Yani beyaz rahatça bağlanarak yeşildi. Sol tarafta biraz bir şeyler yaptık. Beyaz geri çekiyor. Atari'yi bağladık. Aman tanrım, burada ölüm yaşam sıkıntısı olacak mı? Gözü bozdu. Yaşayabiliyor muyuz? Sanki yaşayabiliyoruz. Siyah yapıştı. O öldük. Evet, bu varyasyondaki sıkıntı nerede? Siyah oynar yaşar. Nasıl yaşayacağız? Yaşayabilir miyiz? Siyah yaşayabiliyor mu? Siyah yaşayabiliyor mu? Yani düz aşağı inersek eğer göz var. Bu gözü bozmanın bir yolu. Siyahın önce haneyi alması lazım sanırım. Haneyi almazsak şu çalışıyor mu? Çalışmıyor galiba, değil mi? Yani böyle yapıyor. Ya, o zaman da buraya mı? Garip şeyler oluyor. Ama öldü böylesi ya. O zaman çalışıyor mu bu hamle? Hani de mi kurtarmıyor diyoruz, bakayım. Hani ve oynadı. Şimdi oynarsa böyle yapabiliriz. Geçen sefer de bunu yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Değil mi? Bakalım. Buraya oynarsa böyle yaptık. Eğer bu değişim olmazsa şimdi beyaz geri çekip bağlayabilir. T15. Ne zaman T15?
T16 sonrası, ha bu da oluyor aynı. İşte bu değişim kurtarıyor Siv'i. Hani gerek yok. T16 yemeyeceğim. T17 göz yapıyor. Bakalım. Frekanslar karıştı. Hani kaldırdık. Beyaz T16 yaptı. T17 göz yapıyor. Bu. Bu nasıl göz yapıyor? Ha, buradan da kesebiliyoruz. Aynen tamam, hiçbir şey çalışmıyor. Değil mi? Böyle böyle kesebiliyoruz. Bu sanki snapback'miş gibi geldi de değil mi snapback? O zaman son kararımız nedir? Siyah aşağı uzarsa yaşıyor aynen. Hani'ye gerek de yokmuş. Yani siyah aşağı uzarsa yaşıyor. Tekrar bakıyoruz. Böyle bir şey yok. Aynen. Siyah aşağı uzarsa yaşıyor ama geri çekince ölmüşüz. Sonra devam ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam bir felaket de beyazdan geliyordu bu oyunda. Öldürmüşlüğün verdiği gazla beyaz buradan kesiyor. Daha da öldürecek. Ama burada merdiven var sayın beyaz. Bunu görmüyor. Ve bir anda ne oldu? Sağlam kayıp oldu. Beyaz burada sinirlendi. Diyor ben seni dedi az önce zaten öldürdüm dedi. Bir de böyle hani yapıyorsun dedi. Bu hani kötü hamle aslında dedi. Ama arkada siyah varken aslında o kadar da kötü değil. Kestiğinde merdiven de beyaza çalışıyor. Burada hızlı hızlı oynadığını varsayıyorum beyazın. Şöyle süresine bakacağım. 5 saniyede oynamış bunu. 1 saniyede oynamış bunu. 4 saniyede oynamış bunu. Sonra 20 saniye düşünüp buraya oynamış. Gerek var mı buna? Beyaz köşenin ölüm yaşam durumu nedir? Siyah hani yaptı. Kaplan ağzıyla koruduk. Siyah içeri attı. Doğru hamle kafasına dokunmak. Eğer göz yaparsak siyah bağladığında sıkıntı oluyor. Kafasına bastırdık. Siyah yine de bağladı. Beyaz oynadı. Siyah içeri attı. Beyaz bu şekilde yaşayabilir. Ya da iki taşı vermek istemiyorsa bu şekilde gote de yaşıyor aslında beyaz gibi. Sonra ölümün verdiği korkuyla da buraya yani bu öldürmenin verdiği gaz hamlesi. Pardon bu değil hangisi? Bu öldürmenin verdiği gaz hamlesi, bu da ölmenin verdiği koruyucu hamle. İşte hayat böyle. Sonra bak hemen bağlıyor yine. Köşeyi döndük. Herhalde Sion puanı yetti mi böyle? Ne oldu? Ha bana çok büyük de öldük ya. Yetmiş ama 4,5 puanla kazanmıştı ya. Tebrik ediyorum efendim. Şöyle bir baştan geçelim üstünden. Bu hamle garip. Bağlamak ya da geri çekmek normal. Neden? Çünkü bağladığımızda hani yaptığında önünü kapatabiliyoruz. Böyle yaptığımızda da hani yaptığında hani yapabiliyoruz. Ama böyle yaptığımızda ne hani yaptığında önünü kapatabiliyoruz ne hani yaptığında yani bu verimsiz şekil. Bu gibi durumlarda asilce dümdüz burnumuzu uzatıyoruz ve sağdaki ve soldaki taşları ayrı tutuyoruz. Şuralarda bir yerlerde bir tesuji öğrendik. Neredeydi orası? Ha, siyahı öldüren tek hamle bu hani. Bunu oynamak ya da başka hamleler denemek çok olası. Ama bu tesuji şekil bir hamle. Seviyorum kendisini. Aynen. Hanede ölüm var. Burada içinden geçmekle ilgili güzel bir hissiyat gösterdik.
Ama sonra buralarda kötü birer hissiyat gösterdik. Mesela bu ittirme çok güzel böldürüyor. Ve bu kafa atmak da üst taraftaki taşlara zarar veriyor. Sonrasında siyah burada yaşarsa sıkıntı yok aslında. Ve çok daha sakin de saldırabiliriz. Yani şu an bakıyoruz beyaz evet zayıf ama siyah da zayıf. O yüzden mesela dönüp koruyalım önce. Ya da oynadık saldırmaya devam ediyoruz. Biraz fazla incelmeye başladık işte. Yani mesela kapatalım en azından. Buradan da bölünce sağ taraf için aslında biraz alarm çalmaya başladı. Biz hala soldan oynuyoruz, bölmeye çalışıyoruz. Beyaz karşı saldırıya geçti artık. Böyle bir şey vermeye gerek yok. Koruyalım. Beyaz o kadar güçlendi ki biz zayıfladık bu süreçte. Beyaz kontra atağa başlıyor bir anda. Biz saldırırken o saldırmaya başladı bu sefer. Burayı keserek yaşadı. İçeride aslında yaşayabilirmişiz ama o duruma kadar gelmeye de gerek yok. Bu hamleyi bulmak zorunda. Aslında ya böyle böyle de öğreniliyor aynı. Yani bulmak zorunda bırakmayabiliriz kendimizi. Ama zaten ölmüyormuşuz da. Bu hamleyi görmek de güzel oldu o yüzden. Sonra beyaz burada kontrolünü kaybediyor. Bu aslında bayağı büyük olmuş bir şey. Yani beyaz burayı küçültecek. Nasıl küçültecek? Mesela en kötü böyle yapabilir. Sonra buralara sataşacak. Belki buraya yapışacak. Buraya sanki yapışırız. Mesela kestik. Bu tarafı koruması lazım gibi duruyor. Sonra yapıştık. Ya da atari çekip bir daha girdik araya. Beyaz buralardan bir şeyler çıkartabilir. Ama böyle kesip pat diye bir hiç acı kalmadı burada. Hepsi alan oldu. Ve 4.5'la da kazanıyoruz ya. Var mı bu oyunla ilgili sormak istediğiniz, konuşmak istediğiniz bir yerler arkadaşlar? Oyunda nasıl oynamalıyız? Tabii süper genel bir soru ama şöyle bir şey diyebilirim. Beyaz taşların kolay kolay yerleşmemesine uğraşacağız. Zayıf olarak kalsınlar, biz de güçlü olarak kalalım. Bazen yeri geldiğinde güçlü kalmak adına pasif hamleler oynanabilir. Ama beyaz gruplar zayıf kalsın. Mesela eğer siyah düz devam ederse bu taş içeride gitti gibi. Ve beyaz bununla ilgili bir şey yapmazsa burası siyahın çok büyük oluyor. Siyahın böyle alanlarını küçültmek için beyaz hep zayıf gruplar yaratmak zorunda kalacak. Biz de o zayıf grupları uzaktan uzaktan yavaş yavaş kovalayacağız ve yani saldıracağız. Ama saldırabilmek için güçlü kalmak lazım. Yani saldırı ve savunma hep bir git gel dengesi içinde. Önce savunuyoruz. Taşlar iyice güçleniyor. Sonra saldırmaya başlıyoruz. Saldırıyoruz. İncelmeye başladığımız yerde geri dönüp tekrar koruyoruz. Mesela karatede şey derler. Bir anda gireceksin, çat 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 saldıracaksın, sonra çıkacaksın, gardını geri alacaksın. Saldırının öyle bir dinamiği var. Yani saldırmaya hep devam edersek bu sefer rakip açıklar bulmaya başlıyor, o vurmaya başlıyor. O yüzden çat 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 saldıracaksın, sonra geri dönüp solit haline geri döneceksin. Yani. Neydi hatta o laf? Hatırlayamadım. Saldırırken yıldırım gibi, savunurken dağ gibi ol mu ne öyle bir şeydi. O zaman bir 14 dakika ara veriyoruz ve 9-10 geçe Alper ve Berkant'ın oyunuyla devam ediyoruz. Görüşmek üzere efendim.